Merhaba arkadaşlar. Bugün yine kendime özgü yemeklerimden birini yapıyorum. Öncelikle kabağı şöyle bir görsellik açısından çatallıyorum. Ve şu başını alıyorum. Şurayı da alıyorum. Kabağı şöyle ikiye bölüyorum ve içine oyuyorum. Arkadaşlar bu oyduğum kabak içlerini şöyle bir kaba alıyorum. Çünkü onunla da börek yapacağım. İçine bu kadar oymamız yeter. Şimdi diğer hepsini Hepsi bitinceye dek, kabaklar bitinceye dek bu şekilde devam ediyorum. Gösterdiğim gibi sadece bir kez içini almanız yeter. Evet arkadaşlar, kabaklar hazır. Şimdi sıra geldi patlıcanlara. İçini aldım. Birazdan bunu kavuracağım ve börek yapacağım. Şimdi buraya tuzlu su aldım ve patlıcanları soymaya başlıyorum. Şöyle kökünü alalım ve soyalım. Bu arada arkadaşlar 1 kilo kabak, 1 kilo patlıcan kullanıyorum. Şimdi bunu şöyle 3'e bölelim. Şöyle ortasından ayıralım. Tuzlu suya atalım arkadaşlar. Kenarını açmıyoruz. Şu şekilde açıyoruz. Bu zaten tuzlu suda yumuşayacak. Evet arkadaşlar, patlıcanı da tuzlu suya bastırdım. Şimdi artık bunları kızartma zamanı. Tabii ki önce kabakla başlayacağım. Ondan sonra bunların sıkıp suyunu alacağım. Arkadaşlar patlıcanı şu şekilde sıkalım ve bir mutfak bezinin üzerine alalım. Şöyle sıkarsanız hem içinde su kalmaz hem yağ çekmez. Şöyle derince bir tencereye yağ aldım ve şimdi öncelikle kabaklarımı atarak kızartıyorum. Evet arkadaşlar, kızaran kabaklarımızı alalım. Evet, patlıcan ve kabak kızarırken benim şöyle 500 gram kuzu kıymam var. Onu tencereye alıyorum ve onu pişirmeye başlıyorum. Evet, patlıcanlar. Evet, kıyma kavrulurken üzerine tuzunu atıyorum. Karabiber, kavrulan etimin yerine tereyağı koyuyorum. Tereyağı erirken şöyle 3 orta boy soğan
doğradım yemeklik. Onu da ilave ediyorum. Bunlar güzelce bir kavrulsun. Kavrulan soğanın içerisine şöyle biber salçası ekliyorum. Ve bunu burada güzelce bir eziyorum. Arkadaşlar son olarak içine doğramış olduğum maydanozu koyup altını kapatıyorum. Şimdi artık 5 dakika kadar bir soğusun. Ondan sonra da yemeğimi yapmaya geçiyorum. Evet arkadaşlar şimdi geldik yemeğimizi yapmaya. Bir tatlı kaşığıyla şöyle içlerini dolduralım. Ve dikdörtgen borcama koyalım. Evet arkadaşlar, kabağı ve patlıcanı bu şekilde doldurdum. Kıyma yaptığım tencerenin içerisine şöyle 800 milimlik bir domates konservesi koyuyorum. Ve onu güzelce bir karıştırıyorum. Üzerine gezdireceğim. Evet, şimdi sosumu hepsinin üzerine eşit bir şekilde yayıyorum. Şöyle alalım. Evet, 200 derece fırında 15-20 dakika kadar pişmesi yeter. Çünkü hem patlıcan kabak kızararak pişti hem kıyması pişti. O yüzden de 15-20 dakika yeter arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yemeğimiz servise hazır. Evet arkadaşlar, lokum gibi pişen yemeğimiz şöyle, bakın, patlıcan, evet arkadaşlar, bende kalın, renkli kalın, hayatınız renklensin, ağzınızın tadı hiç bozulmasın, Allah'a emanet olun arkadaşlar.